Şimdi muhallebi için önce un ve şekerimizi karıştıralım. Sosumuz için de biraz şeker ekleyelim tenceremize. Şeker ve unu güzelce karıştırdıktan sonra şimdi sütü ekliyorum içerisine. Güzelce karıştırıyorum ve yavaş yavaş koyulaşana kadar ocakta bu şekilde karıştıracağım. Şimdi diğer tarafta ise şekeri ekledikten sonra şimdi kakaomuzu ekleyelim. Kakao ve şekeri karıştırıyorum. Bir parça sütüm var. Bunu da şimdi ekliyorum içerisine. Bunun içerisine şimdi yumurta sarısı koyacağım. Yumurtanın akını ayıralım. Ve bir de vanilyamız var. Vanilyamızı da şimdi muhallebinin içerisine ekliyorum. Şimdi karıştırmaya devam ederek ocakta tutacağım. Diğer tarafta ise şeker, kakao ve sütü yumurta sarısında karıştırdım. Tekrar şimdi ocağa alıyorum ve ocakta karıştırmaya devam edeceğim. Şimdi diğer tarafta ise tereyağımız var. Tereyağımızda muhallebimiz koyulaşmaya başladığı anda içerisine eklemeye başlayacağım. Onu da şimdi yanıma alıyorum. Evet, ocağımızın altını kapatalım. Muhallebimiz kıvamını aldı. Aynı zamanda sosumuz da kıvamını aldı. Sosumuzu da bu şekilde soğutacağım. Şimdi muhallebimizi cam kaselerimizin içerisine boşaltalım. Muhallebimi cam kaselerin içerisine boşalttıktan sonra biraz dışarıda soğutacağım. Daha sonra da buzdolabına koyup yaklaşık 1 saat kadar tuttuktan sonra çıkartıyorum. Çikolata sos ve yemişlerle servise sunacağım. Muhallebiyi dolaptan çıkarttım efendim. Şimdi çikolata sos ve üzerine de fıstığını koymaya geldi sıra. Ve biraz da fıstık koyuyorum şimdi üzerine. Ve muhallebim servise hazır.